Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Ekim ayı sizin için eğlenceli konuların, çocuklarla ilgili aktivitelerin ve aşk hayatınızın öne çıktığı, sosyal etkileşimlerin biraz bazı dönüşümlerle karşılaşabileceği bir ay. Ayın konu başlıklarına baktığımızda Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda ilerliyor. Merkür, gezegeniniz Merkür ayın 18'ine kadar gerilemesini sürdürecek. 18'inden sonra artık ileri harekete dönecek. Mars ay boyunca ay sonuna kadar Terazi burcunda. 6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Hem Güneş, hem Merkür, hem Mars 5. evinizde. Aslında açısal olarak size güzel bir ilişki içerisinde güzel enerjiler veriyor. Mars enerjinizi artırıyor. Güneş de bir şekilde sizin motivasyonunuzu güçlendiriyor bu dönemde. Merkür gerilemesi, evet, Merkür gerilerken enerjiniz biraz içe döner. Biraz hayatınızda kararsızlıklar, belirsizlikler olabilir ya da geçmişe ait konu ve kavramlar daha fazla gündemde olabilir. Bu da bir fırsat aslında. Belki ayın genelinde, en azından ilk yarısında daha önceden tanıdığınız ama uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle bir araya gelme fırsatınız, haberleşme fırsatınız var. İlgi duyduğunuz ama zaman ayıramadığınız bazı hobilerinize zaman ayırabilirsiniz bu ay. Çocuklarla ilgili konular çok aktif. 6 Ekim'de meydana gelecek 13 derece Terazi burcundaki yeni ay zaten bu 5. ev konularınızda yeni kapılar açabilir. Merkür'ün gerilemesi, evet, biraz yavaşlatıyor ayın enerjilerini. Merkür'le beraber aslında bu ay birçok gezegenin de ileri gitmek üzere durağanlaşması ayın enerjilerini gerçekten biraz yavaşlatıyor. Ama bu da bir fırsat tabii ki. Belki biraz böyle duracağız, biraz yavaşlayacağız, biraz gözlemleyeceğiz, içe dönüşler yaşayacağız. Ve ileri süreçte aslında projelerimiz, isteklerimiz, hayattan beklentilerimiz neyse bir güç toplayacağız bu dönemde. Özellikle 6 Ekim yeni ayı çocuklarla ilgili konuları, bu bir tabii ki hamilelik, doğum gibi bir mevzu olabilir ya da çocuklarınızın eğitimi, onların hayatındaki bir düzenlemeler, onlarla ilgili yapacağınız bazı etkinlikler olabilir. Aşk hayatınız, romantik konularda olabilecek bazı gelişmeler, kişisel yaratıcı alanlarınızda yapacağınız bazı faaliyetler veya kazançlar, maddi konular alanında belki bazı kapılar açabilir size. Evet, Merkür retrosu geçmişle ilgili konular dedik. Yarım kalmış bir şeyleri tamamlama fırsatı da verebilir size. Ve çok nostaljik etkiler getirebileceği gibi gerçekten çok özel bazılarınız için özellikle fırsatlar da getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın tesirleri güçlenecektir. Haritalarınızda 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve önce burçlarda da bu yerleşimler özellikle belirginse, o zaman tabii ki bu etkiler çok daha hayatınızda etkilidir. Yani yeni ay çok daha kendini etkili bir şekilde gösterebilir. 2 haftalık süreç, 20 Ekim'e kadar 6 Ekim'deki Terazi yeni ayı gündemimizi bir şekilde şekillendirecek aslında. 6 Ekim'de Plüto Oğlak burcunda ilerlemek üzere, artık gerilemesini bitiriyor. Ama tabii birkaç gün durağan olacak gezegen. Bir yavaşlayacak. 10 Ekim'de ise Satürn Kova burcunda retrosunu bitiriyor. 18 Ekim'de Merkür'le beraber Jüpiter Kova burcunda retrosunu tamamlıyor. Bir gezegen ileri hareket etmek üzere gerilemesini bitirdiğinde tabii ki bir hız keser, yavaşlar önce. Biraz durur, station dediğimiz bir duraklama dönemi olur. Bu da birkaç gün sürebilir. Bu tesirler ayı çok etkiliyor aslında. Ekim ayını çok etkiliyor. Çünkü her zaman bu kolektif gezegenlerin hepsinin böyle bir ay içerisinde hareketlerini bitirmesi pek rastlanan bir durum değildir. Yani arka arkaya özellikle Jüpiter'in, Plüton'un, Satürn'ün, Merkür'ün hepsinin birden ileri harekete geçmek üzere durması aslında önemli de bir gösterge. Bir güç toplama dönemi, bir gözden geçirme dönemi, eksikleri, hataların, yanlışları fark etme dönemi ve gezegenler ilerlediğinde tabii ki günlük hayatımız biraz daha hızlanacak. İşte belki birkaç aydır bazı projeler üzerine çalışıyorsunuz, bazı hedefleriniz var. İstediğiniz gibi bir sonuç alamadınız ya da hep böyle engeller oldu, gecikmeler oldu. Şimdi gezegenler artık ileri harekete dönüyorlar ve siz de bu ileri hareket öncesinde
Burada görmeniz gereken detayları fark edip gerekli düzenlemeleri yaptığınız takdirde daha rahat ilerleyebilirsiniz önümüzdeki aylarda. Daha fazla istekleriniz, hedeflerinizle sonuç almanız mümkün görünüyor sevgili ikizler. 20 Ekim'e geldiğimizde Koç burcunda bir dolunay var. Mars tarafından yönetiliyor bu dolunay ve Plüto ile tam bir kare açı içerisinde. Dönüştürücü bir dolunay, sert bir dolunay aslında. Yani biraz mücadele var, çatışma var bu dolunayda. Manipülatif durumlar da var. Maddi, manevi her alanda olabilir. Ancak farkındalıklar da var. Sizin 11. evinizde bir dolunay var. Aslında belki gelecekle ilgili, hedeflerinizle ilgili önemli bazı elde edişler de söz konusu veya içinde bulunduğunuz şartların görünür hale gelmesi mümkün. Belki önemli farkındalıklarla karşılaşacaksınız bu dolunayla beraber. Sosyal hayatınız, arkadaş ilişkileriniz, bir ekip çalışması belki bir sonuca ulaşabilir. Ya da bir istediğiniz bir konuda, yani belki geçtiğimiz Mart, Nisan aylarında başlamış bir konu da olabilir bu hayatınızda. Bir iş projesi de olabilir çalıştığınız. Bununla ilgili bir sonuca da ulaşabilirsiniz bu dolunayda. Evet, Mars Plüto engeller de yaratabilir ya da özellikle güçlü yapıların baskısıyla, manipülasyonuyla da karşılaşabiliriz. Bunlar biraz da otorite ile ilgili, belki yönetimsel anlamda kişi ve kurumlarla ilgili olabilir. O yüzden maddi konulara, finans konularına daha dikkatli, temkinli yaklaşmakta fayda var. Plüto çünkü 8. evinizde olacak. Bunlar herhangi bir yatırım olabilir, bir, belki işle ilgili bazı projeler olabilir, bir kredi konusu olabilir, borçlanma konuları olabilir. Bu alanlarda bazı baskılarla karşılaşmanız mümkün. Ama belki de sizin için zararlı olan bir süreçte olan bir konu artık nihayete erecek. En azından bundan sonra daha olumlu ilerlemeler olması ve üzerinizde yaratan o maddi baskıların artık sizin adınıza daha olumlu ilerlemesi ya da en azından sorunları çözmeniz, fark etmeniz mümkün olabilir. Sevgili ikizler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece Koç burcunda olacak. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçlarınız varsa haritanızda, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak ve bu burçların 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu etkiler önemli olabilir. Dolunayın tesirleri artabilir. Ama bu gezegen, bu burçlarda gezegenleriniz yoksa veya bu 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz. Belki siz değil, yakınlarınızdaki bir kişi ya da arkadaşlarınızla ilgili bazı konular hayatınızda gündem oluşturabilir. Siz de belki uzaktan izleyerek bu konuları şöyle bir fark edebilirsiniz. Hayatınızda belki bazı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Ayın 8'inden sonra Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu sizin için önemli. Çünkü Venüs tam karşıt burcunuza geçecek ve ilişkiler alanınıza geçecek. Yay burcundaki bir Venüs, iyicil bir gezegen olarak Venüs, özellikle ayın 10'undan sonraki süreç içerisinde ilişkilerle ilgili alanınızı biraz daha destekleyecek. Yani eşinizle ilişkiler daha olumlu olabilir. İşbirliklerinden destek alabilirsiniz veya sosyal hayatınızda yeni insanlarla tanışma, arkadaşlarınızdan maddi manevi bazı destekler alma konuları olumlu ve bu süreçte belki yani evlilik, işbirliği, ortaklık gibi alanlarda da bazı fırsatlarla karşılaşmaya başlayabilirsiniz sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.